faiz size bırakıyorum. Bunlardan biri duruşu, diğeri ise duruşuyla insana öğütler. Konuşan vaiz Kur'an-ı Kerim'dir. İçindeki bilgiler insanlara aktarılır, söylenir, sözlü ifadedir. Şunu yapın, bunu yapın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye insanlara uyarılar yapar. Sözlü bir ifade, sözlü bir vaaz. Ama ikincisi ise duruşuyla insana öğüt verir. İşte teyzemiz de bu duruşuyla bizlere diyor ki, ben de sizler gibi dün yaşıyordum, bu dünyada geziyordum, eğleniyordum, içiyordum, yiyordum ama gördüğünüz gibi tabutun içine girdim. Ey benim cenazeme katılan siz değerli kardeşlerim diyor haliyle. Sizler de bunun içine gireceksiniz. Öyleyse bunun içine girmeye hazır mısınız? Allah'ın huzuruna çıkıp huzuruna çıkmaya hazır mısınız? Kabre kurulmaya hazır mısınız? Biraz önce işin tüm noktası burada. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, cenaze huzuruna da alıp kurulmaya salih biri ise o kendi duruşuyla der ki, tabi biz onu duyamıyoruz, der ki beni acele kabre götürün. Acele beni kabre koyun. Orası benim cennet bahçelerimden bir bahçe. Bir insan böyle der, öyle bir insan. Eğer ölen bir insan kötü bir insansa, gayrı salih bir insansa, o senata tebdil eylesin. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukur olmaktan bizleri ve bu teyzemizi muhafaza eylesin. Amin. Evet, soracağım şimdi. Ey cemaat-i müslümin veya ibadallah-i salihin, şu musallada yatmakta olan merhume teyzemizin mümin, müslüman ve muvahhide olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ahirete taalluk eden haklar vardır, hukuklar vardır, kul hakları vardır. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah Celle Celaluhu şahitliğinizi kabul eylesin. Arkamızdan böyle güzel şahitlik edenleri de eksik eylemesin. Amin. Cenaze namazı 4 tekbir bir kıyamdan ibarettir. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Senavuk'ta beraber okunur. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik salavatlar okunur. Üçüncü tekbirden sonra bilen cenazeye has duayı, cenazeye has duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini veya Rabbena Rabbena firliyi veya kunut dualarını cenaze namazı duası niyetiyle okurlar. Dördüncü tekbirden sonra da sağa sola selam veririz ve teyzemize karşı da bu yönüyle son vazifemizi de yerine getirmiş oluruz. Allah için salata, peygamber için salavata, sevabı meyyite için duaya, hatun kişi niyetiyle buyurun önümüzdeki hazır olan imamı. Allahu Ekber. Allah
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için 3 tane İhlas suresi, yani kul huvallahu ahad okuyalım. Allah rahmet eylesin. Ardahan Posof ilçesinden rahmetli İlmi Koçak. Bugün Şarlova Marşenepont Diyanet Camii'nde cenaze namazı kılındı, Alaaddin Camii'nde. Ve Türkiye'ye gönderilmek üzere Bursa İnegül'e defnedilecek. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına Allah sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Şarlova'nın. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bizde kalın, izlemeye devam edin. Şarlova'nın.